Her gün diler. AB ne oldu? Yarın bir sürpriz gelişme olmazsa Amerikalı dostumun aktardığı inanılmaz detayları sizlerle paylaşacağım. Öyle böyle değil. İsim isim, adres adres. Bizim hiç bilmediklerimiz, hiç görmediklerimiz, hiç anlamadıklarımız ve özellikle Kemal Derviş Bey ile ilgili hiçbir yerde duyamayacağınız, okuyamayacağınız notlar akıl alır gibi değil. Bir de Nevada'da PKK'ların eğitildiği çok ama çok özel yer. İngilizce hem de neler neler. Hep diyorum ya dünya küçük bir köy. Başımıza gelenler bilin ki bir yerlerde yapılan planların sonucu. Sermaye ve para sınır tanımadan dolaştığı için kapımıza dayandı. Buraları bize vermek istemiyorlar. Bu sisteme çalışan çok kurum ve kişi var. Muhafazakarından solcusuna kadar. İdeolojik olarak farklı ama siyasi hedef olarak aynı istikametteler. Bizim anlam anlamadığımızda buydu. Laiklik karşıtı bir cemaatle laikliğe toz kondurmayan bir medya grubunun yan yana gelmesi ya da Türkçülüğü savunan bir yapının Kürtçülüğü elden bırakmayanlarla omuz omuza durması. Neyse gelin bugün kısa kısa gidelim. Yunanistan krizde herkes bir şeyler söylüyor ama durum yazıldığı çizildiği gibi değil. Dönelim Libya operasyonuna. Kaddafi'nin sonunu getiren saldırılara. Avrupa'da uzunca bir zamandır ülkeler kendi politikalarını sürdürüyordu. Eğer birlik olsaydı bu ayrılık gerçekleşmezdi. Kaddafi için Fransa Amerika'nın yanına geçerken Almanya Rusya'nın yanında yer alıyordu. Amerika'nın rakip olarak gördüğü Avrupa Birliği içinden bir el Amerika'ya uzanıyordu. Bu kendi içlerinde sağlam olmadıklarının göstergesiydi. Yunanistan da bunun sonucuydu. Euro'nun yıkılması için atılması gereken bir adımdı, atıldı. Avrupa Birliği'nin dağılması için bir adımda o da atıldı. Bir de Orta Doğu'da kaybederlerse Almanya ve Fransa dışında hiçbiri ayakta kalamazdı. Onlar da tarih kitaplarında keşke Türkiye'yi içimize alsaydık diye yazacaktı. Bekleyelim bakalım. HDP sınır ihlalleri, IŞİD, Esad, Özgür Suriye ordusu gibi pek çok şey hayatımızın bir parçası. Kesilen kafalar, Müslüman'ı vahşi göstermek için çırpınanlar, çatışmalar, Kürtlere yapılan saldırılar, onların verdikleri karşılıklar, sınırdan koridorla Akdeniz'e ulaşma gayretleri ve Kandil'den aralıksız gelen açıklamalar. Amerikan toprağı olan Kandil'den kimin ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Olmadı da. Önceki gün biri çıkıp Türkiye'yi savaş alanına çeviririz diye konuştu. Aynı isim bir süre önce şunları söylüyordu. Amerika bölgeyi yeniden şekillendirmek için Kürtleri kurban etti. Amerika Avrupa Birliği'ni dağıtmak için Rusya ile elinden geleni yapıyordu. Bunu yaparlarken de Kürtlerin Türk kardeşlerinin yanında olacağını hesap ediyorlardı. Yani Kürtlerin yeri belliydi. Ancak Kemal Derviş ve ekibi bir adada tutsak olan biriyle barış olmaz diyerek Öcalan'ı Kürtlerin liderliğinden tasfiyeye kalkıştı. Bu operasyon Demirtaş üzerinden tam gaz sürüyordu. Aydın Doğan malum yapı Avrupa ve arkasındaki baronlar Kürt meselesinin Amerika, Rusya, Türkiye'nin istediği gibi çözülmesini istemiyordu. Çünkü aksi halde Avrupa büyük sıkıntı içine düşecek, ne hammadde alacak ne de yaptığını satacak bir yer bulabilecekti. Faizle gelen para da gidecek, parayla kontrol ettikleri ülkeler ellerinden çıkacaktı. Avrupa'yı ayakta tutan arka bahçe uçup gidecekti. Müslüman coğrafya ile talihi kötü Kara Afrika beyazlar için çalışmayacaktı. Bu yıkım demekti. Şimdi Kürtler içinde iki kanat var. Biri Avrupa ile diğeri ise Amerika, Rusya, Türkiye ile devam etmek isteyen. Kürtler özgürleşmek için baronlardan uzak durmalı. Aydın Doğan Bey ve arkadaşları Kürtleri ne kadar savunabilir bir düşünsünler. Türkiye Türklerindir ifadesini hürriyetten kimse atamaz diyenler nasıl bu kadar size yakın oldu? Düşünün bakalım bir saz çalmayla olacak iş mi? Hakan Fidan yine gündeme geldi. GES elektronik sistemler komutanlığı üzerinden yine hedef yapılmaya çalışıldı. Zaten MIT'in başına gelip dünya medyası tarafından imha edilmek istenen tek isimdi. Göreve gelmeden saldırılar başladı. Hiç kesilmedi. Şimdi yine gaz verdiler. Her yakıştırmayı yaptılar ama Türkiye için çırpınan biri demediler, diyemediler. Fidan geldiği günden beri hedef alındı hep açıktan saldırıya uğradı. Kimse gidip konuyu Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ya da MGK'ya getirmedi. Neden? Çünkü amaç ve niyet iyi değildi. Hem Fidan hem de kendisini o göreve getiren Erdoğan hedefti. İkisinin gitmesi isteniyordu. Şimdi de öyle. Suriye krizinin üzerinden bu tekrar hortladı. İçeriden çözmek istiyorlar. Dikkat! Oylamayı dün birlikte izledik. Meclis başkanlığı için vekiller renklerini belli etti. Üzerinde yorum yapılacak çok şey yok ama İlk tur için bu böyle. Uzun zamandır izlediğim bir nokta var. Bakalım bu oylamada bu ortaya çıkacak mı? MHP'ye şantaj kasetleriyle gelenleri unutmadım. İğrenç bir kumpasla partiye girildi. 10 isim gitmek zorunda kaldı. Son gün o sloganı yazmak istemiyorum ama devlet bey resmen tehdit edildi. İstihbarat operasyonlarında yani böyle durumlarda ya o hareketin lideri ya da izlediği politika değişirdi. Değişmek zorunda kalırdı. Mesela Deniz Baykal hem kendisi gitti hem partisi. Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP bambaşka bir parti oldu. Çünkü belli bir süre sonra her kesimi kapsayacak bir harekete dönüşmesi isteniyordu. Öyle de oldu ve olacak ama devlet bey e kalmayı başardı. Hem koalisyon hem de meclis başkanlığı seçimlerine biraz bu gözle bakıyorum. Sözlere çok itibar eden biri değilim. Aksiyon önemli. Bakalım MHP ne yapacak? Siz merak etmiyor musunuz? Baronlar daha önce yazdığım gibi İslamiyet'in içinde büyümeyi çok iyi biliyordu. İyi adam seçiyorlardı. Daha önce bunu defalarca yaptılar. Orta Doğu'da sınırları çizerken kendi adamları tarafından din desteği almayı hiç ihmal etmediler. Rusya'yı da yeşil kuşakla çevrelediler. Çünkü Rusya'yı şimdi olduğu gibi faizle, dövizle, ambargoyla yıkamazdın. Sadece İslam'ın gücüyle içeride çözülme başlatabilirdin. Bunu denediler. Bizde de günü geldiğinde kullanmak üzere bir yapıyı besleyip büyütüler. Sola, sağa ve muhafazakarlara aynı kart dağıtıldı. Görünüşte hepsi farklıydı. Gerçekte ise baronlar tek tek her birini yönetiyordu. Amaç Türkiye'nin yönetimine talip olacak her hamleyi önceden büyütülmüş hücreyle biçmekti. Türkiye bunu yaşıyor. Yarın yazarım inşallah ama baronlar muazzam bir ittifak yaptı halde. Saldıracaklar. Bu çok akıllıca. Yanlarında ve içlerinde kimler yok ki? Erdoğan'a en yakın olmuş isimler bile orada. Bakınız bunlar ılımlı İslam'la yani seçtikleri yapılarla gideceklerini düşündüler. Olmadı oyun bozuldu. Yeni oyun planlarında hiç Müslüman yok. IŞİD zaten bunu bağıra çağıra ilan ediyor. Bu akıl ülkeyi değişen CHP'ye zorluyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bey niçin Dışişleri Bakanlığı'nı istiyor sizce? Bir düşünün bakalım. Ergün Diler, takvim.